Evet, yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Zaman zaman bana Instagram'dan sorular soruyorlar. Ben de bildiğim kadarıyla araştırmaya dönmeye çalışıyorum. Bugünkü videomda o şekilde araştırdığım bir konu. Birisi bir gün bana şunu sormuştu. Acaba Hollanda'da çocuk bakıcılığı yapmak için yaş sınırı var mı diye sormuştu. Ben de o sorunun üzerine kısa bir araştırma yapmıştım. Şimdi orada elde ettiğim sonuçları burada da anlatmak istedim. Çünkü Hollanda'da çocuk bakıcılığını düşünen kişiler olabilir. 8 tane madde sayacağım. Bu maddelerle ilgili size ihtiyaç olan linkleri videomun açıklama alanında buluyor olacaksınız arkadaşlar. Tabii bu linklerde bütün web sayfaları Hollandaca ama Türkçe translate ile ciddi fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle anahtar kelimemiz çocuk bakıcılığında hastaudur arkadaşlar. Bu çocuk bakıcılığı demek. Bu kelimeyle de aratarak farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Öncelikle birinci şart arkadaşlar, uygun bir diplomaya veya sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Diploma tanıma işlemini yapan DUO diye bir yer var burada. Onun ilgili web sayfasında diplomanızı kontrol edebiliyorsunuz. Eğer diplomanız orada geçerli diplomalar arasında sayılıyorsa herhangi bir tanımaya gerek duymadan hemen diplomanızı kullanabilirsiniz. Eğer diploma yeterlilik programları içerisinde diplomanız yer almıyorsa, hatta uygun olmayan bir diplomaya sahip iseniz hiç başvuru yapmanıza gerek yok. Çünkü bu işi yapamayacağınız anlamına geliyor. Mesela örnek verelim. Diyelim ki yaşlı bakımı alanında bir diplomaya sahipsiniz. Bunu çocuk bakıcılığı için tanımlatmak için başvuru yapmanıza gerek yok diyor. Yine bitmemiş derslerden alınan belgeler var elinizde. Yine bunlar için de başvuru yapmanıza gerek yok diyor. Yazdığım linklerden yine geniş ayrıntılı araştırabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak uygun bir diplomaya sahipsiniz ama yabancı bir diplomaya sahipsiniz. Aynı benim gibi mesela başka bir ülkeden bu diplomayı edindiniz. O zaman diploma tanıma sürecini başlatabiliyorsunuz ve bunun için herhangi bir işlem bunun için herhangi bir ücret alınmadığı yazıyor ilgili web sayfasında. Yine oradan inceleyebilirsiniz. Birinci şart demek ki uygun bir diploma ya da sertifikaya sahip olmak. İkinci şart arkadaşlar, çocuklara ilk yardım için kayıtlı ve geçerli bir sertifikanızın olması gerekiyor. Peki bu kayıtlı ve geçerli sertifikalar nelerdir? Bunların da bir listesi var. O liste içerisinden hani uygun diplomaya sahip olup olmadığınızı, uygun sertifikaya sahip olup olmadığınızı da kontrol edebilirsiniz. Demek ki ikinci şart olarak bir ilk yardım sertifikasına sahip olmanız sizden bekleniyor. Üçüncü olarak iyi hal kağıdınız olmalı diyor. Hani bizdeki adli sicil belgesi gibi düşünebiliriz arkadaşlar bu belgeyi. Dördüncü olarak Hollandaca ismi Personen Register Kinderopvang isimli bir yere kayıt olmalısın diyor. Türkçe çevirirsek çocuk bakım personeli kayıtlarına mutlaka kayıt olmanız gerekiyor diyor. Bunun da linkini koyuyorum, oradan inceleyebilirsiniz. Beşinci olarak 18 yaşından büyük olmalısınız diyor. Demek ki yaş sınırı bu şekilde var. Yani 18 yaşından sonra herkes diğer şartları taşıyorsa çocuk bakıcılığı yapabilir. Altıncı olarak geçerli bir kimlik kanıtı göstermelisiniz. İşte bu Hollanda pasaportu, kimlik kartı ya da yabancı ve geçerli bir başka kimlik kartı olabilir. Kimliğinizi kanıtlamanız bekleniyor. Yedinci olarak bir çocuk bakıcılığı kurumuna kayıtlısınız. Bu kurumun diyor ulusal çocuk bakım kaydı olması gerekir diyor. Böyle bir şart var. Yine vereceğim linklerden bunları detaylı araştırabilirsiniz. Son olarak pedagojik politika planı, güvenlik ve sağlık politikası ve son olarak aile içi şiddet ve çocuk istismarı raporlama kurallarını biliyor ve ona uygun çalışıyor olmanız gerekmektedir diyor. Demek ki bu prosedürü de biliyor olmanız, hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, 8 tane madde saydım. Bütün bu şartları yerine getirdiğinizde burada çocuk bakıcısı olarak
çalışabiliyorsunuz. İster evde bakabilirsiniz, isterse arkadaşlar kreşte bakabilirsiniz. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.